Bütünsel ve besleyici bir beslenme alışkanlığı içinde, cinsel refahı arttıran bazı seçenekler arıyorsanız hedefe giden yol deniz ürünlerinden geçiyor. Balıklar ve diğer lezzetli deniz ürünleri, çinko, omega-3, arginin ve selenyum bakımından zengin yiyeceklerdir ve cinsel yaşamınıza destek olmak için doğru ve sağlıklı seçeneklerdir. Yediklerinizin libidonuz ve cinsel sağlığınız üzerinde doğrudan etkisi vardır. Bazı yiyecekler ve içecekler cinsel yaşamınızı olumsuz etkileyebilir, diğerleri ise tam tersi bir etkiye sahiptir. Çok miktarda tükettiğiniz ve kafein içeren gazlı içecekler, fast food tüketim alışkanlığı, aşırı doymuş yağlı yiyecekler cinsel yaşamınız için iyi değildir. Fakat balıklarla diğer deniz ürünlerinde cinsel refahı teşvik eden mineraller, amino asitler ve kalp için sağlıklı yağlar vardır. Bilinçli su ürünleri tüketimine dair nitelikli içerikleri kısa, net ve anlaşılır bir şekilde takip etmek için, Denizden Babam Çıksa'nın YouTube kanalını ziyaret etmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Cinsel yaşamınızda sizi güçlendireceği iddia edilen gıdalar gerçekten işe yarıyor mu? Bitter çikolata, istiridye, kereviz, kırmızı üzüm ve diğer yiyecekler yüzyıllardır afrodizyak olarak kullanılmaktadır. Bazıları cinsel işlevi geliştirme yetenekleriyle bilinirken, diğerleri doğal libido arttırıcılar olarak pazarlanmaktadır. Modern bilim bu iddiaları desteklemez. Bununla birlikte, araştırmacılar gıdadaki bazı besinlerin, daha iyi bir cinsel yaşam için katkıda bulunabileceği konusunda hemfikir. Farmakognosi dergisinin Ocak-Haziran 2013 sayısında yayınlanan bir araştırma makalesi, bitkisel afrodizyakların etkinliğini değerlendirdi. Bilim adamlarının belirttiği gibi, afrodizyaklar cinsel uyarılmayı ve performansı artıran gıda ya da ilaç statüsündeki ürünlerdir. Bazıları, tüm erkeklerin yaklaşık yarısını ve kadınların %63'ünü etkileyen cinsel işlev bozukluğu için doğal ilaçlar olarak teşvik edilir. Örneğin Yoan, Ginseng ve Tribulus terrestris, cinsel işlev üzerindeki etkileri için incelenmiştir. Çoğu çalışma çelişkili olmasına rağmen, bu bitkiler önemli farmakolojik aktivite sergiler. Güvenliklerini ve etki mekanizmalarını değerlendirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. İstiridyeyi ele alalım. Bu gıda, bilimsel kanıt olmamasına rağmen doğal bir afrodizyak olarak kabul edilir. Bununla birlikte, yüksek çinko içeriği nedeniyle dolaylı olarak cinsel işlevi iyileştirebilir. Yaklaşık 100 gramlık her konserve istiridye porsiyonu, günlük önerilen çinko alımı ihtiyacının %700'den fazlasını sağlar. Ekim 2016'da Asya Androloji dergisinde yapılan küçük bir çalışmaya göre, çinko takviyesi hipogonadizm veya düşük testosteron seviyeleri olan erkeklerde sperm üretimini biraz artırabilir. Ancak etkileri ihmal edilebilir düzeydedir. Araştırmacıların belirttiği gibi, klinik kanıtlar çinkonun sperm hareketliliğini ve testosteron sentezini iyileştirebileceğini düşündürmektedir. Yine de, bu bulguları doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Deniz ürünleri tüketimi ve cinsel sağlık. Denizden Babam Çıksa.com'daki yeni yazılara ve su ürünleri sektörünü yakından ilgilendiren içeriklere düzenli olarak ulaşmak için bizi Twitter'da takip edin. Protein ve kalp sağlığı açısından zengin yağlar dengeli beslenmede önemli bir yer tutar. Global Journal of Health Science'da yayınlanan Mayıs 2012 incelemesine göre, haftada sadece bir porsiyon yemek kalp hastalığı riskinizi %15'e kadar düşürebilir. Düzenli olarak balık ve deniz ürünleri tüketimi daha düşük diyabet, bunama, enflamatuar bozukluklar ve kanser riskiyle ilişkilendirilmiştir. Bu potansiyel yararlar, balıklardaki çoklu doymamış yağ asitleri olan EPA ve DHA'ya atfedilir. Klinik çalışmalarda, günlük çoklu doymamış yağ alımının kardiyak olaylara ve tüm nedenlere bağlı ölüme karşı koruduğu gösterilmiştir. Sağlıklı yağlar açısından zengin bir beslenme alışkanlığı aynı zamanda vücut yağ kütlesini azaltmaya ve tokluğu artırmaya yardımcı olabilir. Balıkların libido ve cinsel sağlık üzerindeki etkileri hakkında çok az şey bilinmektedir. Mayıs 2018'de Klinik Endokrinoloji ve Metabolizma dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, deniz ürünleri alımı ve doğurganlık arasında olası bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Bilim insanları, en yüksek deniz ürünü alımına sahip çiftlerin cinsel ilişkiye diğer gruplara göre %22 daha sık katıldığını buldular. Dahası, %61 daha fazla doğurganlığa sahiplerdi, yani çalışma sırasında bebek yapma şansları önemli ölçüde arttı. Her iki partner de aynı gün deniz ürünleri tükettiğinde, cinsel ilişkiye girme olasılıklarının normalden yaklaşık %39 daha yüksek olduğunu belirtmek ilginçtir.
Haftada en az 2 deniz ürünleri porsiyonu tüketen çiftlerin %90'ından fazlası 6 ila 12 ay içinde hamile kaldı. Araştırmacıların belirttiği gibi, diğer bazı çalışmalar deniz ürünleri alımını daha fazla semen kalitesi ve miktarı ile ilişkilendirmiştir. Ek olarak, omega-3 bakımından zengin diyetlerin yumurtlama ve kadın cinsel sağlığı ile erken embriyo gelişimi üzerinde yararlı etkileri olabilir. Bu çalışma, 501 çift üzerinde gerçekleştirildi, bu nedenle katılımcı sayısı güvenilir veri sağlayacak kadar büyüktü. Bu bulgular, libido veya cinsel uyarılma hakkında hiçbir şeyi doğrudan söylemez ancak, balık ve deniz ürünlerinin afrodizyak etkileri olabileceğini gösterir. Yıllar boyunca yapılan diğer bazı çalışmalar, toplam omega-3 alımı, doğurganlık ve cinsel sağlık arasındaki ilişkiyi belirlemektedir. Omega-3 yağ asitleri ve cinsel fonksiyonlar arasındaki ilişkiler. Balık ve deniz ürünleri omega-3'lerle doludur. Örneğin, yaklaşık 100 mg pişmiş mavi yüzgeçli orkinos, porsiyon başına 30 gram protein ve 1714 mg omega-3 yağ asidi sağlar. Aynı miktarda konserve somon 23.6 gram protein ve 1581 mg omega-3 içerirken, pişmiş beyaz balık porsiyon başına 24.5 gram protein ve 1885 mg sağlıklı yağ sunar. Gıda ve İlaç İdaresi'ne göre, bu balıklarda civa seviyesi de düşüktür ve haftada 3 kez güvenle tüketilebilirler. Aynı şey morina, yengeç, istiridye, karides, sardalye, ıstakoz ve hamsi için de geçerlidir. Aslında, balık ve deniz ürünleri Akdeniz diyetinin temelidir ve çeşitli sağlık yararları sunar. Örneğin, 225 erkek üzerinde yapılan bir Aralık 2016 çalışması, Akdeniz diyetini semen kalitesini iyileştirmeye bağladı. Sonuçlar Human Reproduction dergisinde yayınlandı. Androloji dergisinde yer alan bir Mayıs 2015 incelemesinde bildirildiği gibi, diyet yağları meni kalitesini etkileyebilir. Bilim adamlarının belirttiği gibi, protein ve karbonhidratların erkek fertilitesi üzerinde önemli etkileri yoktur. Bazı vitaminler, mineraller ve yağlar, semen kalitesini korumaya ve iyileştirmeye yardımcı olabilir. Örneğin yağ asitleri testis hücrelerinde birikir ve cinsel işlevi etkileyebilir. Bu araştırmalar, omega-3'lerin sperm kafası morfolojisini düzenlediğini ve bunun da sperm fonksiyonunu ve erkek fertilitesini geliştirebileceğini düşündürmektedir. Klinik çalışmalarda, diyetlerini balık yağı veya omega-3'lerle takviye eden erkeklerde, sperm konsantrasyonu ve motilitesinde bir artış yaşandı. Bunun aksine abur cuburlarda, hamur işlerinde ve işlenmiş etlerde bulunanlar gibi trans yağlar, tam tersi bir etkiye sahiptir. Bu yağlar sperm konsantrasyonunu azaltabilir ve sperm metabolizmasını etkileyebilir. Ceviz, badem ve chia tohumu da dahil olmak üzere bitki bazlı gıdalar da, omega-3 bakımından zengindir. Androloji incelemesinde değinilen bir çalışmada, 3 ay boyunca günde 75 gram ceviz tüketen erkeklerde semen motilitesinin, canlılığının ve morfolojisinin iyileştiği bulundu. Bu nedenle, bir vegan ya da vejetaryansanız, beslenme alışkanlığınıza, daha sağlıklı yağlar elde etmek için, fındık keten tohumu, kabak çekirdeği veya deniz yosunu dahil edebilirsiniz. Yeni içerikleri, videoları, podcastleri ve içerik formatlarımızı takip etmek, gelişmelerden hızlı bir şekilde haberdar olmak için bizi Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Balık ve deniz ürünleri tüketiminin libidomuzu arttırıp arttıramayacağını kesin olarak söylemek zor. Bununla birlikte cinsel sağlığı geliştirme ve iyileştirme şansınızı artırabilir. Ayrıca, haftada 2 kez balık ve deniz ürünleri yemek, inme, kalp hastalığı ve kalp yetmezliği riskinizi önemli ölçüde azaltarak daha uzun bir hayata imkan tanıyabilir.